Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir çocuk kitabını inceleyeceğim. Peki kimin bu çocuk kitabı? Görkem Yalta'nın Haliç'ten Bulutlar Geçerken'i bugün sizlere inceleyeceğim. Öncelikle bu kitabı bana yollayan Okuryazar Yayın Evi'ne çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere şöyle bir kitabı göstermek istiyorum. Okuryazar Yayın Evi'nden çıkıyor Görkem Yalta'nın yazarlığında ve resimleyenimiz ise Nalan Alaca. Kitabın baskısı gerçekten ama gerçekten çok güzel. Hem elde böyle çok güzel bir his bırakıyor, hem de içerisindeki sayfaların renkliliği, renkleri benim çok hoşuma gitti. Renkli baskılara ayrı bir bayılıyorum. Ve kesinlikle ama kesinlikle zaten sizlere de gösteriyorum. Resimler o kadar tatlı ki. Ben bayıldım, bayıldım, bayıldım. Yani kitabı okurken resim olduğu bölümlerde böyle oturup resimlere baktım dakikalarca. Hepsini inceledim. Çok 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 güzel olmuş. Ek olarak da bölümün aralarında minik resimler de mevcut. Yani sadece full baskı resimler değil. Küçük resimler de var böyle aşağılarda. Puntolarını da görmüş olursunuz böylece. Çok büyük puntolar değil. Rahatça okunabiliyor. Kitap da zaten çok kalın olmasa da doyurucu bir kitap diyebilirim. Şimdi Görkem Yalta'ndan bahsedeyim birazcık. Ben şahsen Görkem Yalta'nı daha öncesinde izledim. Tiyatro oyununu izlemiştim. Oradan kendisini biliyorum. Ve filmlerini de vesaire izlediğim için oradan da biliyorum. Lakin hiçbir kitabını ben okumamıştım. Kendisinin ilk kitabı olur, okuduğum ilk kitabı olur bu. Yazarın diliyle tanışmamıştım ama oldukça da beğendiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi birazcık sizlere kitaptan bahsedeyim. Kitabımızın konusu Rojin adında bir kız çocuğu. Rojin küçük bir kız çocuğudur ve bu küçük kız çocuğu da aşağıda sokağa inerek oyunlar oynuyor. Bir gün ise böyle hafif ateşli olduğu bir günde Rojin Yeşil Saç diye birisiyle tanışıyor. Bu Yeşil Saç da aynı şekilde Rojin'in elinden tutarak onu bir uzaklara götürüyor. İşte orada kraliçenin sofrasına gideceklerini söylüyor. Bunlar Rojin'in hayal dünyasındaki karakterler. Orada işte ejderhası var, işte farklı uğur böceği var vesaire vesaire. Bir sürü yan karakterlerimiz de var. Yeşil Saç Rojin'in elinden tutup bunu bu yerlere götürüyor. Ve bu durumda da işte Rojin kendisi hayal etmeye başlıyor. Bir yandan düşünceleri, işte karşı taraf düşüncelerini okuyor derken Rojin tekrardan eve dönüyor. Annesi tabii ki de olan biteni bilmiyor. Çünkü anlamıyor zaten en baştan beri. Rojin de bunları gizli tutmaya başlıyor. Lakin bir zaman sonra da paylaşma gereği duyuyor. Çünkü resim çizmeye başlıyor. Resimde karakterleri çiziyor, orayı çiziyor. Bu resmi anlattığında da kim olduğunu ailesi inanmıyor tabii ki de. Ailesinin durumu birazcık sıkışık, birazcık babasının iş durumu vesaire birazcık sıkışık bir aile. Rojin ise bu ailenin tek kız çocuğu, iki tane de abisi mevcut. Birazcık ateşleniyor Rojin'imiz çünkü çok fazla dışarıda oynuyor. Çok dışarıda oynayınca da ateşi çıkıyor. Ve Yeşil Saç tekrardan onu bildiğimiz yerlere götürüyor. Ve bu olayı da aslında hayal gücü diyebiliriz. Hani ateşliyken böyle rüyalar gördüğümüzde farklı farklı rüyalar görürüz ya. Birazcık da onun gibi bir şey. Çünkü Rojin de bir ateşlendiğinde yine o evrene, o dünyaya kendisini atıyor Yeşil Saç sayesinde. Hikayemiz aslında bu şekilde ilerliyor. Yani Rojin'in hayal dünyasını görüyoruz. Bir anda gerçekliğe dönüyoruz ve sonrasında tekrardan hayal dünyasına geçiyoruz. Kitabın ilerleyişinde hiçbir sıkıntı yoktu. Bence oldukça güzeldi. Bir iki şey dışında bence kitap oldukça tatlıydı. Önerimi kimlere yapabilirim? Bu kitabı ben ortaokul ve üzeri için önerebilirim. Yani okumaya yeni başladıysanız veya çocuğunuza bir şeyler okutmak istiyorsanız, nelerden başlanılacağını bilmiyorsanız bence bu kitaplarla başlayabilirsiniz. Görkem Yalta'nın dediğim gibi ilk kitabı, lakin elimde diğer kitapları da var. Onları da sizlere tek tek inceleyeceğim. Bence oldukça
uygun bir başlangıç çocuk kitapları olarak. Yani tamamıyla böyle çok 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 çocuk kitabı değil. Hem böyle içerisindeki derslerin güzelliği hem de kalitesi, yani yazım kalitesinden, dilinden dolayı anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ayrıca da sadece bir çocuk kitabı deyip geçmemek lazım. Bunları yetişkinler de okuyabilir. Şahsen ben okumaktan son derece zevk alıyorum. Neden? Çünkü bir çocuk olarak okuyunca tamamıyla hissi farklı olsa da bir yetişkin olarak okuduğunuzda da oradaki mesajları, aslında verilmek isteneni, bir yandan hem çocuğa hem de bir yetişkin insana da verilen mesajları alabiliyorsunuz. Bu açıdan da bence çocuk kitabı yazmak normal kitap yazmaktan daha zorlu. Çocuklara hitap etmek zor çünkü ilgisini bir anda bunun kaçıp gidebilir, onu sıkıca tutabilmek bence bayağı bir zor. Ve Görkem Yalta'nın da bu işte oldukça iyi olduğunu bana ilk kitabından gösterdi. Yan karakterlerin aslında her birisinin bir duygusunun, bir fikrinin, bir düşüncesinin ve bir hikayesinin olması bence bu kitabı güzel kılan şeylerden bir tanesiydi. İşte Serpen'in hikayesini, Altın Boynuz'un hikayesini, Ejderhan'ın hikayesini vesaire hepsini tek tek öğreniyoruz. Ve tabii ki de bunlar aslında Roji'nin düşüncelerinden meydana gelen şeyler. Ama onlar da bu hayal gücünün ne kadar yüksek olduğunu, bir çocuğun hayal gücünün ne kadar yüksek olabildiğini bize gösteriyor. Çünkü çocuklar gerçekten ama gerçekten hayal dünyasında yaşamayı çok seviyorlar. Ben de çocuktum. Çocukken de aynı şekilde ben de böyle hayaller kurardım. Benim de fantastik evrenlerim vardı. Birazcık bana da kendimi anımsattı. O yüzden de oldukça zevkli bir okuma oldu benim için de. Dediğim gibi ortaokul ve üzeri için öneriyorum efendim. Hem yetişkin hem çocuk için herkese uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, bu videoluk bu kadardı. Ben tekrardan Okuryazar Yayın Evi'ne çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum buradan bu kitapla beni tanıştırdığı için. Ve siz de eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda link açıklamalar bölümünde Instagram'ım, Bin Kitabım ve Wattpad'in linkleri mevcuttur. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Özellikle de Instagram'dan beni takip ederseniz kitapta hangi kitabı okuyorum, kaçıncı sayfadayım ve işte o andaki nerede okuyorum vesaire tarzı şeyleri paylaşıyorum. Bin Kitap'ta da alıntılarımı paylaşıyorum. Ayrıca Instagram'da da paylaşıyorum alıntılarımı. Haberiniz olsun efendim. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.